Fenerbahçe televizyon ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Türkiye Eğlenceli Lig'de starta çok az bir zaman kaldı ve şu anda takımımız EuroLeague Medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geliyor ve keyifli çekimler gerçekleşiyor. Biz de oyuncularımızla röportajlar yapıyoruz. Yanımızda şu anda yeni transferlerimizden Nick Galates var ve her zaman olduğu gibi sevgili Defne ile birlikte keyifli bir sohbete başlayalım. Öncelikle ailemize, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyerek başlamak istiyoruz programımıza. First of all, I'd like to say welcome to the Fenerbahçe family. Thank you very much. Thank you for having me. Gerçekten ailemize katıldığı için çok mutluyuz ve çok güzel, çok başarılı bir sezon diliyoruz kendisine. We're very happy that you're here with us and we wish you good luck for the season. Thank you very much. Thank you. Fenerbahçe ailesine katılma sürecinden biraz bahsedebilir mi bize? Bu transfer aşaması nasıl gerçekleşti? Nasıl Fenerbahçe'den bir teklif geldi? O anda nasıl bir reaksiyon verdi ilk anda Nick Galates? Can you tell us a little about the story behind how you transferred to Fenerbahçe Beko, like when the first phone call came and how everything went on from there and how you decided to come? You know, after the season in Barcelona, it was up in the air of where I would be. I had to get it situated with them on whether to leave or not leave. And then I got a call from Coach Atutis saying that he would really like me to come and play for him again. And you know, once I heard that he got the job here, for me it was an easy decision to come and play for a club like Fenerbahce, and you know, to have a chance to be able to compete for a title. Barcelona sonrası biraz belirsizdi durum. Orada kalıp kalmamam konusunda karar da vermem gerekiyordu. O süreçte Coach Itudis aradı beni ve tekrar benim için oynamanı istiyorum dedi. Ve hiç düşünmeden kabul ettim bunu çünkü böyle bir kulüpte oynamak ve buraya yeni başarılar getirmek benim için çok onur verici olacak. Fenerbahçe'ye tabii bugüne kadar birçok kez rakip oldu. Bize karşı çok özel performanslar da sergiledi. Şimdi Fenerbahçe'nin bir sporcusu. Yani dışarıdan Fenerbahçe'ye bakış ve sonrasında bu ailenin bir parçası olduktan sonraki kısa bir zaman oldu belki ama o ilk izlenimler nasıl? Fenerbahçe'nin içinde olmak, Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak neler hissettiriyor? Hem dışarıdan bakışı hem de sonradan bir oyuncu, Fenerbahçe'nin oyuncusu olduktan sonraki bakışını merak ediyorum. Up until today, you were always a rival on all the teams you played against us. What were your impressions about Fenerbahçe then? And after now that you're inside the family, what are your impressions about Fenerbahçe now? I've always had a great respect for Fenerbahçe. Every time we played them, they have a very good fan base. When you come here, it's always sold out. Fans are great. Obviously, the organization is very respected. And you know, for me, obviously, like you said, it's funny how, you know, every time it was against us in the playoffs or, you know, things like this. But I'm glad to be on the other side this time and, you know, to play in front of these fans and to play for this club. Saygım her zaman vardı Fenerbahçe Beko'ya karşı. Taraftar ne kadar müthiş olduğunu biliyordum. Ne zaman buraya maça gelsek dolu salona karşı oynuyorduk. Ve organizasyon olarak da çok saygı duyulan bir yer Fenerbahçe. Bunu her zaman biliyordum. O yüzden şimdi bu tarafta olup bu ailenin parçası olmak güzel, heyecanlı. Bize karşı oynadığı ve unutamadığı bir maç var mı? Kazandığı veya kaybettiği fark etmez. Is there any game that you can't forget that you played against us that you won or lost? Any specific game? Yeah, the playoff series. When we played with you guys when we were the fourth seed and you guys were the fifth seed, but you were injured all season. Mm-hmm. It's the year that you won EuroLeague. You know, losing 3-0 and, you know, having you guys be fifth seed, you were not a fifth place team. Right. But you guys had injuries all season, and I think that was the most hurtful one, you know, in my career to, you know, lose a playoffs like this and to go against a team that really shouldn't be in the fifth position, but you know, they got matched up with us for our games. So I think I remember this one, and it was a bad memory, you know, for me. Sanırım playoff serisiydi. Hatta şampiyon olduğunuz seneydi. 3-0 bizi yenmiştiniz. Çok fazla sakatınız olup, hatta 5. sırada olup biz 4'tük, siz 5'tiniz. O şekilde eşleşmiştik. Hiç o zaten orada da olmaması gereken bir durumdaydınız ama çok sakatınız olmuştu. Herhalde en acı veren anım, en kötü anım o olabilir Fenerbahçe karşı oynadığımız maçlardan. Evet, artık bundan sonra Fenerbahçe formasıyla umarız Fenerbahçe Beko 2. EuroLeague şampiyonluğuna ulaşır diye bir temennide bulunalım. Güzel bir sezon dileyelim bir kez daha.
buraya geldikten sonra, yani Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra tabii bir Eurobasket vardı önünde ve orada Yunanistan milli takımıyla önemli bir performans sergiledi. İyi bir performans sergiledi ve koç da beraberdi orada. Hı hı. Ben onu sormak istiyorum. Şampiyonayı biraz değerlendirirse bize. Bir de koçla hem milli takımda birlikte olup sonrasında aynı hı hı. kulüp için mücadele edecek olmak nasıl bir duygu, onu da merak ediyoruz. After your transfer happened, you had to go immediately to Eurobasket and with the Greek national team, and you guys were really great. And the head coach of the national team is also the head coach of our team. So what was it like, how was it like actually to have him coach there and here? Yes, it was, to be honest, I've known him for so long and I've mm-hmm. played for him when I first came to Europe. And, you know, I know his style, I know what kind of person he is. So for me, it was a little weird because I've played national team for 13 years and I've never had a coach be the coach and that I played for a national team. So in that scenario, it was, you know, strange, but then on the other side, I could see the style of play, the systems that we ran for national team, we run for Fenerbahce. So, mm-hmm. you know, it helped me get, you know, more ready for here so I don't have to practice so much and go to new plays and things like this that I'm already ready. Mm-hmm. So that helped me a lot, and obviously to see what he likes and to understand the kind of system that he has. Çok uzun zamandır tanıyorum kendisini. Hatta ilk Avrupa'ya geldiğimde de ilk antrenörüm oydu. Hem stilini hem de karakterini, kişiliğini de biliyorum. O tabii ki bunlar avantaj. Ama 13 yıldır milli takımda oynuyorum. İlk defa hem milli takım antrenörü hem de normal takımdaki antrenörüm aynı kişi olması denk geliyor. O da bir avantaj benim için. Buraya gelmeden önce oyun stilini, oyun tarzını ve burada karşılaşacağım şeyleri aslında milli takımda önden görmüş oldum, neler, beklentilerin neler olduğunu. O yüzden hazır olarak gelmiş olabildim buraya da. Fenerbahçe, Beko bu sene önemli hamleler yaptı, önemli oyuncular katıldı. 8 tane transferle başlıyoruz, yeni oyuncuyla başlıyoruz sezona. Yine Barcelona'dan takım arkadaşı Nigel Davis'le beraber geldiler onlar da. Aslında takımda hem birlikte oynadığı, rakip olarak da çok yakından tanıdığı isimler var. Takımla ilgili ilk izlenimleri nasıl, arkadaşlık ortamı, buradaki atmosfer nasıl buldu ortamı? And now you're here in Fenerbahçe and you have one of your old teammates here, so plus a lot of players you know from other teams that you probably maybe played together. What are your first impressions of the team and how is the chemistry going so far? I think our chemistry is, we have very good chemistry. We have a lot of great guys on the team. We have no, you know, like, bad guys. Everyone is just genuinely nice, and I think we get along very well. I think we're very talented as a team. I think we have a lot of potential to be very good. I think it'll take some time because none of us have really played together. It's you know, our first year with each other with a lot of new guys, and you know, I think we'll get better and better throughout the season. So I think that I'm very excited to look forward to the potential that we have and you know, us, you know, throughout the year getting stronger and stronger. Kimyamızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oyuncular var şu anda ve çok iyi anlaşıyoruz birbirimizle ve çok iyi yetenekler de var. O yüzden çok yüksek potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Sadece bu oyuncu grubu bir arada ilk defa birlikte oynayacak. O yüzden biraz zaman ihtiyaç var. Bu zaman içerisinde potansiyeli daha da yükselterek birlikte oynayarak çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Heyecanlıyım. Evet, yani yeni bir takımız ama çok potansiyelli bir takımız. Evet. Zaman içerisinde üstüne koyup çok daha kimyanın dediği gibi yukarıya çıktığını göreceğiz. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Kendisi gerçekten Euroleague arenasının en tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Asist makinesi. Bu anlamda zaten Euroleague'de lider ve gerçekten uzunları da en iyi oynatan oyun kurucu. Onların performansını yukarıya taşıyan oyunculardır oyun kurucular ve kendisi de bu anlamda bugüne kadar yaptıklarıyla zaten ne kadar değerli bir isim olduğunu gösterdi. Fenerbahçe Beko'nun oyun yapısına ve oyuncu grubuna baktığında yine asist anlamında kendisiyle ilgili neler söyleyecek? Çok önemli uzunlarımız var çünkü yeni katılan oyuncular da var. Onlara baktığında bu sene yine çok güzel asistlerini göreceğimizi umut ediyorum. Kendisine söylemek isterim. You're one of the most experienced players in the EuroLeague and you're a record breaker when it comes to assists. You're like an assist machine. And you're always great at playmaking and helping the bigger guys find the correct positions. Now in Fenerbahçe Beko, again, we have a lot of new big guys too on the team. How do you see it going so far?
I see it going good. I think we have guys that do different things. Booker, you know, dives, very athletic. Muttley, who, you know, can pick and pop or dive also. Well, Jakiri hasn't played yet, but we have a different kind of positions for each big that they do different things differently and also the same. So I'm excited to play with these guys. I think I'll fit good with them, with our plays and stuff. I think it's a great fit. İyi gidiyor şu ana kadar. Aslında çok yönlü oyunculardan oluşuyor uzunlarımızda. Booker çok atletik ve her şeyi atlayabilen. Aynı şekilde Motley'in de pick and pop'u var ve o da aynı şekilde atlayabiliyor. Zeki'yle henüz daha oynayamadık. Ama çok heyecanlıyım. Bu parçaların hepsinin bir araya doğru oturduğunu ve daha da güzel oturacağına inanıyorum. Evet, yeni hedefler tabii. Fenerbahçe Beko'nun her zaman hedefi tüm katıldığı tüm kupalarda şampiyonluk. Bu sezon da bu hedeflerle yola çıkıyoruz. Kendisi zor bir sezon öncesi hem lig hem Euroleague hem işte Türkiye Kupası ve katılacağımız diğer organizasyonlarla ilgili neler söyleyecek? Fenerbahçe Beko'nun hedeflerine ulaşmasında çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz kendisinin. Onun sezona bakışı, hedeflere bakışı nasıl? As always, Fenerbahçe Beko always aims for the best in whatever we do, and we have first the President's Cup, we have the League, the EuroLeague, Turkish Cup, lots of things ahead of us, a really hard and long season. What are your personal aims for the team? Take step by step. Each championship is going to be different. For us, like I said, I think we'll get better and better throughout the season, but obviously when you put on this jersey and play for a club like Fenerbahce that you have high goals, and you need to accomplish those goals. So I think everyone knows on this team that what the goals are, and we have to come out and give our best. Adım adım ilerlemek gerekiyor, çünkü her ligin, her şampiyonun çok farklı alanları var. Sezon içerisinde daha iyi olarak birlikte çalışarak gitmemiz gerekiyor ve bu formayı giymenin de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, çünkü giydiğin an zaten çok yüksek hedefte. O yüzden herkes de bunun farkında. Adım adım ilerleyerek gideceğiz. Biraz da İstanbul'u sormak istiyorum. Nick tabii daha önce birçok kez buraya deplasmana geldi ama şehirde bu kadar uzun süre kalıp bu kadar yaşamış olduğu bir dönem olmamıştır. İstanbul'la ilgili ilk izlenimi nasıl bir şehir olduğunu düşünüyor ve burada yaşamaktan, bulunmaktan dolayı keyifli mi? Neler hissediyor? And you've been here numerous times with games and stuff, but I don't think you actually had the time to stay or live here for a long period of time. So far, how was your first impressions of Istanbul? It's very nice. I've gone to a couple places. I've only been here for 4 days, so I haven't really experienced Istanbul so much, but the food is great. People are very nice, and I'm excited to live here and to experience the different things. Çok güzel bir şehir ama çok fazla görme şansım olmadı. 4 gündür buradayım. Yemekler çok güzel. İnsanlar da çok iyiler. Heyecanla yeni tecrübeler edinmeyi bekliyorum. Bu arada program başladığından beri benim gözüm Defne'nin de küpelerinde bir yandan. Gerçekten çok güzel. Nick, what do you want to say? Defne's earrings? He's saying he's been stuck on my earrings. Yeah, the colors. She comes with different things every day, you know. Model. Evet ya, hakikaten bir moda ikonu gibi. Ama gerçekten çok güzel bir tasarım mı? Merak ettim. Evet, özel bir tasarım. Ezgi Hanım yapıyor Instagram üzerinden. Ama bu renkleri özel olarak bana tasarlamasını istemiştim, sağ olsun. Çok da güzel oldu. Uğur da getirdi. Şampiyonlukta evet. Da bu küpe vardı kulağında. Sarı lacivert olmasının dışında bir de nazar. Evet. The new style. Yes. Evet ya, o kültür onlarda da var galiba, değil mi? Nazar. You guys have it's also an evil eye at the same time. It's also a Greek thing, okay. You know. Yeah, we're always fighting who's is it. I see it. I like them. Thank Maybe you. I need to pierce my ears to get them. İnşallah hep uğur getirirsin bize. Kazandırdığı sürece zaten herhalde çıkarmayacağını düşünüyorum onları. Yok, çıkarmayacağım. Hep şans getirdi. Var mı onun böyle hani inandığı şeyler, maçlardan önce düzenli olarak yaptığı, işte böyle totem olarak ya da şans getirdiğine inandığı bir aksiyon olabilir ya da taktığı bir şey olabilir? Do you have like any good luck charms and things like that? Because these are my good luck charms for next. Because I had them when we became the champions. But do you have like any
habits or charms or things I'm kind of superstitious. Yeah. You know, if I have a good game or the team wins or something, maybe I will eat the same thing the next night before the game, or I listen to country music before the game. Oh, that's interesting. It's a little weird. It's a little strange, but something I do. What else? Yeah. I don't have such, not that superstitious, but I have a couple not things. Not as much as Kostas, huh? Exactly. No, not as much as Kostas. Kostas is the most superstitious guy I met. Var, benim de var bazı alışkanlıklarım. Mesela çok iyi oynadığımız veya kazandığımız bir maç varsa ve o gün bir yemek yediysem yine aynı tekrarını yaparım. Onu bir totem olarak görürüm. Bir de her maçtan önce country music, yani Amerika'nın yerel müziği gibi bir country music dinlerim. Biraz komik gelebiliyor insanlara dedi ama. Kostas kadar olmasam da vardı benim de bazı şeylerim diyor. Türk-Yunan kültürü arasında gerçekten çok büyük benzerlikler var. Zaten komşuluk anlamında da oradan bize geçen, bizden onlara geçen. Bu anlamda hani hem yemek kültürü anlamında hem işte insan profili anlamında çok büyük bir farklılık olmadığını düşünüyor mu kendisi? O benzerliklerle ilgili ne söyleyecek? Mesela onlarda olup da çok sevdiği ve bizde de yine aynı şekilde burada yemekten çok keyif aldığı yemekler sorsak ne söyler? Culture wise, we're very close to each other. Yes. Country, like everything we eat, the way we act, the way we talk. What are the similar things you like food and stuff? Specific food? I think food is yogurt. I love yogurt. yogurt, baklava, very nice. I think food is very similar. The weather, obviously, everything. I think it's very similar, and it's something that is easy for me to get used to. You know, it's. Çok şey benzeri aslında. Yani yoğurt ve baklavayı çok seviyorum. Yemek benzeri, hava. Yani genel olarak her şeyimiz benzediği için benim de çok kolay adapte olabiliyorum. Sun Lee used to bring a baklava once every 2 weeks from Turkey to Barcelona. So Sertaç. Yeah, Sertaç. So I got the full baklava last year. Baklavaya doymuş. Evet, Sertaç Şanlı sürekli getiriyormuş Barcelona'da. Barcelona deneyimi nasıl geçti? Onun açısından 2 sene orada Skevicius'la beraber çalıştı. Çok yüksek bütçeli bir kulüpte. Büyük hedeflerle çıktılar yola ama Euroleague'de istedikleri amaca, şampiyonluğa ulaşamadılar. Bu 2 senelik Barcelona deneyimini bize nasıl değerlendirmek ister? And how was your experience in Barcelona working with Saras and the city, the team? You guys had really big games and things like that. Yeah, we had an amazing team. My teammates were, you know, some of the best I've had in my career. The city was beautiful. The club was great. Obviously, you know, our main goal was to win EuroLeague, and we didn't get to accomplish that. I think, you know, we had some injuries at key points that hurt us from achieving that goal. But you know, for the 2 years, Barcelona was a very great experience for me. And you know, I loved going to work there and playing and. You know, playing with these guys. Those guys were great guys. Çok müthiş bir takım ve kadroya sahiptik. Hatta bugüne kadar çalıştığım en iyi kadrolardan biri diyebilirim. Tabii ki EuroLeague kazanmak en büyük hedeflerimizden biriydi ama çok önemli anlarda sanırım yaşadığım sakatlıklardan dolayı bu bize biraz engel olmuş oldu. Müthiş bir şehirdi. Kulüp de çok güzeldi. Güzeldi. Orada çalışmaktan çok keyif aldım. Evet, Barcelona ile olmadı belki ama umarız Fenerbahçe Beko ile o EuroLeague şampiyonluğunu bu sene kazanır. Nasıl görüyor bu sene EuroLeague'i? Gerçekten çok güçlü takımlar var tabii ki ve önemli transferler yapan takımlar var. Diğer takımların kadrolarına kattıkları oyuncularla birlikte oluşturdukları son kadrolarla birlikte Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna baktığında bu zorlu yarışı nasıl değerlendirmek ister? Bizim tabii ki ilk hedef playoff sonrasında Final Four ve şampiyonluğa giden bu yolculuğumuzu nasıl değerlendirmek ister? A lot of teams have changed in the EuroLeague, and also a lot of the rosters have changed in the EuroLeague. How do you see like the EuroLeague this year and our road to championship in a league like this? It's going to be very competitive. You have 10 teams that are really strong that have a chance to compete for, you know, the Final Four. And all the years before, you actually knew, you know, 3 teams that would be in the Final Four. But this year, I think it's up in the air. Anybody has a chance to be able to get to the Final Four, and I think that's what's nice about this league and for the fans to watch and to see every night a different team and different players, and you know, and it's going to be a very interesting season.
Çok mücadeleci bir lig olduk. Çok kolay olmayacak. 10 tane çok güçlü takım var diyebilirim. Önceki senelerde 3 takım hep söz edilirdi. Mutlaka Final Four aday olacak ama artık öyle değil şu an havada ve herkesin şansı var. Taraftarlar için tabii ki çok güzel. Bu kadar güçlü takımlar, değişik oyuncular hepsini izlemek. O yüzden değişik bir sezon olacak. Evet, keyifli, heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Taraftar gerçekten takımımızdan, tüm oyuncularımızdan çok büyük performans bekliyor. Onlara bir mesaj isteyeceğim. Şu salonda tamamen dolu tribünler önünde oynanacak müsabakaları muhtemelen o da heyecanla çekiyordur, heyecanla bekliyordur diye düşünüyorum. Hem şu salonda ilk parkeye çıktığı anla ilgili o düşüncesini hem de taraftara bir mesajını rica edelim ve noktalayalım. And lastly, we're ending the program now. A message to the fans who are going to be packing this arena because we have great season ticket sales and they're still continuing. And a message to them and your first feelings, what they're going to be when you step on the court for the first time, when them screaming for you. It's going to be amazing. I'm excited to play in front of everybody and you guys have welcomed me tremendously. And, you know, I can't wait to, like I said, to step on this court in front of, you know, the best fans in the world, and I'm excited. I'm very excited. Çok inanılmaz olacak. Heyecanla bekliyorum sahaya ilk adımı attığım anda. Çünkü dünyanın en iyi taraftarların önünde çıkmış olacağım. Heyecanla bekliyorum. Biz de heyecanla bekliyoruz. Kendisine sakatlıksız her şeyden önce başarılarla dolu, Fenerbahçe kariyerinde kupalarla dolu bir sezon diliyoruz. We wish you a season with a lot of trophies and no injuries. Thank you very much. Thank you. Evet, sevgili Defne, sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeniden birlikte olacağız sezon içerisinde. Evet, değerli izleyenler, Nikolates yeni transferlerimizden duygularını bizimle paylaştı, sezon beklentisini anlattı ve biz de heyecanla sezonun başlamasını ve kendisini takımımızla birlikte oyun alanında görmeyi diliyoruz ve başarılar diliyoruz bir kez daha. Programımızı da burada noktalıyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.